sen de bana ait bir şey var Robert. İkimize de ait değil Bruno. İnsanların böyle bir güce sahip olmaması gerek. Bunun sayesinde şimdiye kadar istediğim her şeyi elde edebilirim. Senin istediğin her şeyi elde edebileceğim bir dünyada yaşamak istemem. Onu bana ver. Üzgünüm eski dostum. Bu senin iyiliğin için. Tabii ki. Bunun işe yarayacağından emin misiniz? Kesinlikle. Sen de tüm bilgiyi internetten buldun. Değil mi? Yani internetten bulduğum sayıları biraz doğaçlama da yaptım. İnternetten bulduğunuz ev yapımı zaman makinesi. Ne yanlış gidebilir ki? Eğer mucizevi olarak bu şey gerçekten çalışırsa onu nereye koyalım? Tarih öncesi zamanlara ne dersiniz? Dinozorları seversin değil mi? Tabii dinozorları seviyorum. Ama bu onların arasında gezinmek istediğim anlamına gelmiyor. Düşündüm de geçen haftaya gitmek istiyorum ben. Tam bu aptal deneye katılmayı kabul ettiğim anı. Yapmayın çocuklar. Biz macera kulübüyüz. Bu harika bir macera olabilir.
Tamam, işte başlıyoruz. Dur, tarihi değiştirdin mi? Olamaz. Bir T-Rex beni yerse size gerçekten çok kızacağım çocuklar. İşe yaradı mı? Hayır. Macera kulübü hanesine bir başarısızlık tiki daha atabiliriz. Aman ne kadar şaşırtıcı. Bundan gerçekten çok umutluydum çocuklar. Belki de bu macera kulübü şeyinden tamamen vazgeçmeliyiz. Evet, belki de başka bir şey denemeliyiz. Yapmayın çocuklar. Vazgeçemeyiz. Yaşamamız gereken daha bir sürü macera var. Gerçekten mi? Bizi gölde yaşayan bir canavar olduğuna inandırmaya çalıştığın zamanki gibi mi? Parkın altında korsan hazinesi gömülü olduğunu söylemen gibi mi? Bence bu rüyadan artık vazgeçmeliyiz. Ayrıca şekerim bitti. En sevdiğim, en kötü gün bu. En azından Penelope var. Bu hurdaya Penelope demen çok rahatsız edici. O bir hurda değil, o bir go-kart. Hem onunla işim bittiği zaman çok güzel olacak. Hey, sen iyi misin? Geç oldu. Eve gitsem iyi olacak. Sizin durumunuzu anlıyorum ama beni anladığınızı pek sanmıyorum. Bakın, eğer bütçemiz kesilmeye devam ederse yeni bir sergi için paramız olmayacak. Ve bilim müzesinin kâr etmesi de imkansız hale gelecek. Bu bir kısır döngü. Evet. Evet, anlıyorum. Tamam. Teşekkür ederim, görüşürüz. Peki, iyi geçmedi sanırım. Hayır. Merhaba tatlım, nerede kaldın? Takılıyordum. Merhaba Martin. Merhaba dostum. Her şey yolunda mı anne? Evet, bilim müzesinin işleri sadece. Yemeğe hazır mısın? Martin lazanya yaptı. Evet, ben yaptım. Annen değil. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey tatlım. Hayır, sağ ol. Yemin misin? Bu sıradan bir lazanya değil, peynirli makarnalı lazanya. Aç değilim. Hemen dönerim. Merhaba tatlım. İyi misin? Bakabilir miyim? Bunu uzun zamandır görmemiştim. Anne, sence büyük babam tüm o maceraları yaşadı mı? Evet, elbette. O bir arkeologtu tatlım, biliyorsun, dünyanın her yerini gezdi. Onu her gördüğümde bana şaka yapmasını özledim. Eskiden onlardan nefret ederdin. Şimdi özlüyorum. Biliyorum. Sen onun gözdesiydin. O hep ne derdi biliyor musun? Hayatının en güzel günleri senin yeni doğduğun zamanlarmış. Sence onun gibi olabilecek miyim? Ricky, sen zaten onun gibisin. Demek istediğim, onun gibi maceralar yaşayabilecek miyim? Büyük babanın eskiden ne dediğini hatırlıyor musun? Bir maceranın anahtarı her zaman tam karşındadır.
bilim müzesi kapanacak mı? Bilmiyorum. Ama durum pek iyi görünmüyor. Ayın sonuna kadar çok para bulmalıyız. Büyük babam duysa çok üzülürdü. Oranın kurucularından biriydi o. Evet, üzülürdü. Ama ben senin endişelenmeni istemiyorum. Çünkü bu hafta belediye binasında toplantımız var ve onları doğru şeyi yapmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Senden annen için bir dilek tutmanı istiyorum. Buna gerçekten ihtiyacım var. Artık yatağa gitme vakti. Hadi gidip dişlerini fırçala. Bebeğim. Gururum benim. Ceranın anahtarı tam karşımda. Beni korkuttun, seni hırsız sandım. Ne arıyorsun burada? Hiç. Uyuyamadım sadece. Peki. İyi geceler.
toplantısı. Yarın ilk iş. Anlaşıldı. Tamam. Size söylüyorum çocuklar. Bu o. Aradığımız şey işte bu. Sanki bunu daha önce duymadık. Hayır, bu sefer farklı. Her seferinde farklı olduğunu söylüyorsun. Ama bu sefer gerçekten öyle. Bunu da her seferinde söylüyorsun. Üzgünüm Ricky ama bu sefer ben de bilin tarafındayım. Macera kulübü kuralları. Çoğunluğu sağlamalısın. Önce beni bir dinleyin. Bu büyük babamın masasında bir yere gizlenmişti. Eğer çok özel bir şey olmasaydı bunu neden gizleme zahmetine girmiş olsun ki? Bunu bulan da benim. Anlamıyor musunuz? Sanki benim için bırakmış. Bundan bir şey çıkacağını hissediyorum. Sana inanmak istemediğimizden değil ama... Sana inanmıyoruz. Lütfen çocuklar. Yapmama izin verin. En azından son bir kez daha. Eğer bu da boş çıkarsa... Söz veriyorum. Hepsini bırakacağım. Sonsuza kadar. Peki. Şu haritaya bir bakayım. Harikasınız çocuklar. Pekala, bu bir harita. Ama sokakların haritası değil. Sanki şu eski tarz bina projelerinden birine benziyor. Hangi binaya ait olduğunu nereden bulacağız? Bakın, burada mimarın adı yazıyor. Shane Putzlacher. Ne garip bir isim. Bir fikrim var. Bunun okuldan hiçbir farkı yok ki. Oturun. Hemen geliyorum. Putzlacher. 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 Hah. Putzlacher. Shane Putzlacher, mimar. 1964 yılında enerji şirketi burayı satın almış. Bina devlete bağışlandıktan sonra burası... Bilim müzesi. Bizim bilim müzemiz. Burnumuzun dibinde. Tabii ki. Büyük babam bilim müzesinin kurucularındandı. Demek oluyor ki bu anahtar nereye açıyorsa o binanın içinde olmalı. Ve demek ki bu da bilim müzesinin projesi. Dur. Sakin olun çocuklar. Bakın tabelada ne yazıyor. Koşmak yasak. Kendinizi oyun parkında mı sandınız yoksa? Sakın yanıt verme, cidden sormadım. Şu anda bilim müzesindesiniz. Eğitimli insanlar için kutsal bir yerdir burası. Bu kuruma saygı göstermelisiniz. Hey! Üzerinde ne çok şey taşıyorsun. Ben güvenlikçiyim evlat. Her zaman hazırlıklı olmalısın. Kendine güvenmiyor musun? Ne? Güveniyorum. Curtis, benim Ricky. Hatırladın mı? Annem burada çalışıyor. Anladım. Sen de onlardan birisin.
Kimlerden? Hayatta her istediğini alabileceğini sanan çocuklardan. Genç nesil. Benim neslim sizden çok daha hızlı büyüyordu. Sorumluluk almanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Lafı geçmişken $7,5 giriş parasını vermelisiniz. Peki. Merhaba çocuklar, bu ne güzel sürpriz. Şey, gelip şu yeni sergilere bir bakalım dedik. Bunu duyduğuma sevindim. Curtis, geçmelerinizi ver. Tabii efendim. Gelin. Yeni nesil. Bu nedir? Bu bir jirosfer. Astronotlar eskiden uzaya gitmeden bunda eğitim görürlermiş. Harika. Sen öylesen, ben onun yakınına bile yaklaşamıyorum. Ona bakmak bile dengemi bozuyor. Annem tüm oyun park aletlerinden nefret eder. Harikalar diyarındayken seni uzay trenine binmeye ikna ettiğimde olanları hatırlıyor musun? Tatlım, o konuda konuşmuyoruz. Kusmak gene. Bunu duydu. Tamam çocuklar, benim işe dönmem gerekiyor. Size iyi eğlenceler. Tamam. Gelmenize çok sevindim. Görüşürüz tatlım, iyi eğlenceler. Tamam. Şu çizime bir daha bakalım, neler bulabileceğiz. Peki ne arıyoruz? Mutlaka bir şey olmalı. Hadi büyük baba. Nedir bu? Şuradaki şey ne? Bir oda. Gösterdiği kadarıyla tam altımızda, giriş katında. Buraya binlerce kez geldim ve orada bir oda yok. Haklısın. Burada bir oda yok. Bu çizimlerde bu binanın bütün detayları yer alıyor ve buna göre tam burada bir oda olması gerekiyor. Neden odanın girişine duvar örsünler ki? Çünkü burası gizli bir oda. Bu çok mantıklı. Bir hazineyi gizli bir odadan başka nerede saklayabilirsiniz ki? İçeri nasıl gireceğiz? Bilmiyorum. Ama bunu böyle günün ortasında yapamayız. Ne demek istiyorsun? Zorla mı girelim? Bu kanunlara aykırı. Sizi bilmem çocuklar ama ben hapse giremem, tamam mı? İlk olarak klostrofobim var ve turuncu bana hiç yakışmıyor. Zorla girmek zorunda değiliz. Rekin'in annesi burada çalışıyor. Geçiş kartını ödünç alması yeter. Bakın, avukat değilim ama bahsettiğiniz şey yakalanırsak başımızı derde sokacak gibi geliyor. Öyleyse biz de yakalanmayız. Müze saat 7'de kapanıyor. Saat tam 8'de burada buluşalım. Tamamdır. Tamam. Evet çocuklar, bu akşam yemeği ben yaptım. Yani tadını çıkarın. Ne yaptın anne? Paella. Sanırım. Aa. Bugün sizi görmek çok güzeldi. Şu sıralar pek uğramıyordun. Oradan geçerken bir uğrayalım dedik. Bu kadar enerjik olmana şaşırdım. Neden? Bir sebebi yok. Pekala, arkamdan iş çevirmeyin beyler. Sorun değil, ona söyleyebilirsin. Ne söyleyecek? Gecenin yarısında uyandım ve bu arkadaşı çalışma odasını karıştırırken buldum. Öyle mi? Evet. Orada ne arıyordun peki? Büyük babamın eski şeylerine bakıyordum sadece. Bir şey bulabildin mi? Evet, buldum. Büyük babasının sadece bir arkeolog olmadığını, aynı zamanda sihirli şeyler bulan bir gezgin olduğuna inanıyor. Doktor Jones gibi. Kesinlikle Doktor Jones gibi. Büyük baban Doktor Jones değil. Evet öyleydi. Dün gece herkesin hatalı olduğunu ispatlayabileceğim bir şey buldum. Sen kesinlikle büyük babanın torunusun, buna eminim. Ne buldun bakalım? Henüz bilmiyorum. Ama büyük bir şey. Bunu hissedebiliyorum. Pekala Bay Masalcı, bu kadar yeter. Artık lezzetli yemeğimin tadını çıkarmak istiyorum. Saldırın. Ben pizza söyleyeyim. İyi olur. Tamam. Sanırım yemekleri yapmaya devam etmelisin. Kendine yüklenme. Paella zor bir yemek. Bence de. Daha basit bir şeyle başlayabilirsin. Tost gibi mi?
Sen tost yaptığında yangın alarmı da devreye giriyor. Evet, sanırım haklısın. Yemekleri artık ben yapmalıyım. Çok kötüsün. Hayır, ben ciddiyim. Ben evcil olmaktan mutluyum zaten. İş kadını olan sensin. Şimdilik. Senin buradaki en iyi emlakçı olacağından hiçbir şüphem yok. Hem de çok yakında. Umarım öyle olur. Yeni bir yere alışmak biraz zor. Neyse ki Cleveland'ın kötü sokaklarında değilsin artık. Buradaki insanların da yabancılara alışması biraz zaman alıyor. Ciddi mi? Sen bana hemen alıştın diye hatırlıyorum da. Evet, ama istisnalar kaideyi bozmaz. Çok şanslıyım. Seni çok seviyor. Ricky mi? O harika bir çocuk. Öyle. Sen de harika bir adamsın. Bu çok güzel bir his. Ne? Bir aileymişiz gibi. Canım dondurma istedi. Dondurma ister misin? Hadi gidip alalım. Olur. Hey. Merhaba. Gidip dondurma alacağım. Güzel. Sanırım dondurmamız kalmamış. Gidip biraz alacağım. Öyle mi? Buzlukta var sanıyorum. Martin? Martin? Bütün dünya bir sahnedir. Ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar. Bir kişi hayatı boyunca birçok rolü oynar durur. Merhaba. Biliyor musun, eyalet hapishanesindeki drama kulübünün başındayken oyunculuk sanatına hayran olmuştum. Gerçekten aklımı başımdan almıştı. Bir aktörün rolünün içine tamamen girmesi tüylerimi diken diken ediyordu. Sana bakınca da aynı şeyi hissediyorum ve şu an seni izlerken. Ama sen bambaşka bir seviyedesin. Sanki bir metot oyunculuğu sergiliyorsun. Neden bahsediyorsun Lenny? Ona gerçekten aşık oluyorsun değil mi? Neydi adı? Jane. Ona aşık falan olmuyorum. Umarım öyledir, çünkü bu görevimizi tehlikeye sokardı değil mi? Ne arıyorsun burada? Hapisten çıksanı bile bilmiyordum. Biliyorum, çıkarılmamam gerekiyordu aslında ama bir yolunu buldum. Seni kontrol etmem gerekiyordu. Anlaşmamıza göre davranıp davranmadığından emin olmam gerekiyordu. Tabii ki anlaşmamıza göre hareket ediyorum. Bana ukalalık taslama, unutma. Suçunu üstlenen bendim ve ben hapse girdim. Sen hayatına devam ettin. Lütfen, bana borçlusun. Ben... Bana borçlusun. Bana borçlusun. Yoksa itiraf ederim. Haklısın, üzgünüm. Durum nedir? Çocuk bir şey bulmuş. Büyük babasına aitmiş. Büyük babası demek. Daha fazla şey öğrenmeye çalışırım. Güzel. Yapsan iyi olur. O şey paha biçilemez, unutma. Babam ömrünü onu geri almaya adadı ve sefalet içinde öldü. Herkesten yardım dilenerek. Ben öyle olmayacağım. Halledeceğim. Umarım. Rolünü başkasına vermek istemem. Evet, şimdi baştan almak istiyorum. En baştan değil, son kaldığın yerden en son halledeceğim demiştin. Ama pek inandırıcı gelmedi. Bunu hissetmek istiyorum. Benim için tekrar dener misin?
Halledeceğim. Tamam, doğal görünmeni sevdi ama öylesine söylemiş gibiydin. İçine biraz daha hislerini katmalısın. Daha sert olmalı. Halledeceğim. Yaşlı kadınlar da var. Kulakları az duyuyor. Seni duyamadılar. Ne dedi diye sorup duruyorlar. Ne oluyor? Halledeceğim. Arkada da oturanlar var. Bir şey duydunuz mu oradan? Halledeceğim. Sen de hissettin mi? Çok acayipti. Diken diken oldum. Evet, sahne. Anahtar sende değil mi? Evet. Hadi yapalım şu işi. İşe yaramıyor. Belki ters okutuyorsundur. Şuna bir bakayım. Bu yoga salonunun kartı. Öyle mi? Dostum, dalga geçiyor olmalısın. Birbirlerine çok benziyorlar. Acele etmeye çalışıyordum. Tek bir şey yapacaktın dostum, bir şey. Sanırım artık eve gitmemiz gerekiyor. Henüz değil. Ne? O da ne? Üzerinde çalıştığım bir şifre kırıcı. Talimatları internette buldum. Okula geç kaldığımızda işe yarar belki diye düşünmüştüm. Çalışıyor mu? Bilmiyorum. Bu taraftan beyler. İyi işte sende. Curtis her saat başında teftişe çıkar. Ki bu da tam... şu an. Girip çıkmak için 30 dakikamız var. Ah. İşte buradasın. Nasıl açacağız? Benim bir fikrim var. Açıl... Susam! Ne? Bazen akla ilk gelen işe yarar. Bir yerde bir kol ya da düğme gibi bir şey olmalı. En azından denedik değil mi? Hadi eve gidelim. Buranın arkasında kesinlikle bir şey var. Bu çok güzel. Sanki ailenin yeriymiş gibi. Anahtar. Maceranın anahtarı bazen tam karşındadır. Thank you.
gerçekten girmiyoruz. Değil mi? Buradan geri dönmek olmaz. Evet, artık girsek iyi olacak. Bunun neresi iyi bir fikir peki? Bu şey de ne böyle? Bilmiyorum. Sanırım bu bir asansör. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Burası büyük babamın kulüp evi olmalı. Tıpkı bizimki gibi. Şifreyi biliyor musun? Büyük baban için önemli bir numara olmalı. Doğum tarihini biliyor musun? 21 Mayıs. Ama hangi yıl bilmiyorum. O neydi? 09-29-05. Benim doğum günüm. Sadece tahta bir kutu. Bu kadar mı? Tahta bir kutu. Biz bu yüzden mi yasaları çiğnedik? Gerçek dilekler içten olanlardır. Hırsızlık. Artık hırsız mı olduk? Harika. Bir suç daha. Vroom, 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 v
Vum vum vum. Vum vum vum. Vum. Artık rahatız. Neredeyse yakalanıyorduk. Bundan fazlası olmak zorunda. Şey, önemli bir şey olması gerekiyor. Yoksa bu şekilde bir yere gizlenmiş olmazdı. Bir de şu not. Ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Ama kimin bilebileceğini biliyorum. Burada olduğunu mu düşünüyorsun? Tabii ki burada. Hep buradadır. Başka nerede olacak ki? Güzel. Ozzy! İçeride misin? Geldim. Vay canına. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay. Macera kulübü ziyaretime gelmiş. Bam. 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 Zink. 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 Macera kulübü. Evet. Sizi görmek güzel çocuklar. Küçük ziyaretinizin onurunu neye borçluyum tahmin edebilir miyim? Bir hediye almanız gerekiyor. Harika bir insan için harika bir hediye istiyorsunuz. Harika şeyler olan harika bir dükkanlısınız. Kesinlikle harika bir yer. Burası en sevdiğimiz dükkan. Biliyorum. Siz de benim favorimsiniz. En iyi müşteriler değil ama günümüz insanları, çocuklar, o çocuklar. O kadar bağımlılar ki. Saçma video oyunları. Artık buradaki gibi eski ıvır zıvırları önemsemiyorlar. Ellerinde akıllı telefonlar. Hiç başlamayayım şimdi. Lütfen yapmayın, lütfen kalbim. Hayır, aptal telefonlar, aptallar. Onlara aptal telefonu demeleri gerek. Ozzy. Evet. Yardımına ihtiyacımız var. Tabii ki var. Sizi dinliyorum, söyleyin hadi. Kutular hakkında ne biliyorsun? Kutular hakkında ne biliyorum? Nasıl yani, oyuncak kutu mu? Ayakkabı kutusu, saat kutusu, alet kutusu, müzik kutusu, yoksa sıradan kutu mu? Biraz daha detay lütfen. Antika bir kutuya ne dersin peki? Bir kasanın içinde kilitliydi. Yanında bu notla. Bu çok ilginç Reki. Bu eski parşömeni nereden buldun? Reki? Ah, biliyor musunuz? Bir dilek kutusundan bahsediyor olabilir. Dilek kutusu mu? Ah, evet. Onlara... İnanılmaz, inanılmaz derece nadirdir. Nedir o? Beni izleyin çocuklar. Dilek kutusu, dilek kutusu, dilek kutusu. Biliyor musunuz çocuklar? Hatırlıyorum da bunlar eski Mezopotamya'da Sümerli falcılar tarafından kullanılan sihirli eşyalardı. Ve siz çocukların oranın medeniyetlerin meşhur olduğunu bildiğinizden eminim, öyle değil mi? Şişedeki cin teriminin de asıl kaynağı orası. Hadi Ozzy, buraya gel. Tamam, bulmaya çalışıyorum.
Aman tanrım, 143. 143, 143. 143. İşte geliyor. Tamam, bekleyin. Evet. İşte. Eski zamanlarda sihirli dilek kutularını bulacak kadar ve ona dokunabilecek kadar şanslı olan insanların dileklerini gerçekleştirdiğine inanılıyordu. Dilek kutusuna dokunduktan sonra size 3 dilek hakkı verilir. Bu dilekler onları bir kağıda yazıp kutunun içine attığınızda gerçekleşir. Ne kadar saçma olursa olsun tüm dilekler gerçekleştirilir. Sadece bu dileklerin temiz bir kalpten gelmesi gerekmektedir. Bu kötü oldu. Tüm dilekler gerçekleşemeyecek desenize. Değil mi? Üç dilek hakkını kullanan kişi ya da kişiler bu süre zarfında kutu sahibi kutunun transfer edilmesini dilemezse dilek kutusu başkası tarafından kullanılamaz. Ah! Vay canına, eski zamanlarda bile sıkı kurallar varmış. Tarihsizce de çok etkileyici değil mi çocuklar? Tamam, neden sizi burada bu kadar ilgilendiren şey nedir? Bir sebebi yok aslında. Sadece meraktan sorduk. Peki. Biliyor musunuz? Eğer ben bu kadar güce sahip bir şey bulmuş olsaydım ve bana 3 dilek hakkı verseydi, eminim ki o kutuyu bulduğum yere geri koyar ve hızlı bir şekilde oradan koşarak ya da bisikletle uzaklaşırdım. Neden? Çünkü Billy, bu büyük bir güç. Dilek kutuları çok çok güçlüdür. Bunu okumuştum, onları biliyorum. Lanetli gibi insanların zihinlerini delice, delice, delice bir açgözlülükle dolduruyor. Sürekli istiyorlar. Ben dışarıda bir kere başladım mı asla duramayacak insanlar da var. Sağ ol Ozi. Teşekkür ederiz. Görüşürüz çocuklar. Sihirli dilek kutusu mu? Sihirli ne? Seni hiç ilgilendirmez. Artık beni ilgilendirir. Seth. Kaybol. Hey, sakin ol Ozzy. Sadece birkaç çizgi roman almaya geldim. O zaman daha önceden aldıklarının parasını ver. Tamam, buna başka zaman devam ederiz. Hey, macera kulübü üyeleri. Dediğimi unutmayın. Dikkatli sürün. Sağ ol Ozzy. Pekala. Sanırım dilek kutusunu bilim müzesine geri götürmek için yarın buluşmalıyız. Bence olur. Bekleyin. Bekleyin çocuklar. Bundan şimdi vazgeçemeyiz. Ne? Peki Ozzy'nin dedikleri? Ozzy bir yetişkin. Aşırı tedbirli davranıyor. Yetişkinlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Bilemiyorum dostum. Başım belaya girsin istemiyorum. Ben de öyle. Ama tüm büyük maceracıların aldığı bir risk bu. Ve biz de buyuz. Biz büyük maceracılar değiliz. Biz sadece çocuğuz. Şimdi vazgeçersek ne olacak biliyor musun? Dışarıdaki herkes gibi olacağız. Sıkıcı ve normal hayatlar yaşayacağız. Bir gün sonumuz mutlaka onlar gibi olacak. Ama şimdi hemen vazgeçmeyelim. Bu bizim farklı olmak için elimizdeki tek şans. Bununla harika bir şey yapabiliriz. Bilim müzesini kurtarmak gibi. Hayatımız boyunca oraya giderek büyüdük biz. Bize çok şey kattı. Bu da onun için bir şeyler yapabilme fırsatımız. Ayrıca merak etmiyor musunuz? Yani kutuyu bulan kişinin 3 dilek hakkı mı var? Ama üçümüz bulduk. Hatta aynı anda dokunduk.
Bu da üçümüzün üç dilek hakkı var demek. Birer tane. Boşa harcamamalıyız. Katılıyorum. Ama bu şeyin işe yarayıp yaramadığını öğrenmeliyiz, değil mi? Benimkini kullanabiliriz. Beni tanırsınız. Takım için elimden geleni yaparım. Tamam. Ne dileyeceksin peki? Gerçekçi bir şey. Çok saçma olmamalı. Bilirsiniz. Başlangıç dileği. Buldum. Hayatım boyunca yetecek kadar şeker. Biliyor musun? Bazen çok kötü fikirlerle gelen biri olmana rağmen... Arada bir de olsa harika fikirlerin olabiliyor. Tamam. İşte geliyor. İşe yaramadı. Biraz zaman ver. Belki beklemek gerekiyordur. Oldu mu? Hala yok. Hala olmadı mı? Hayır. Peki şimdi? Hala yok. Ne büyük saçmalık. Bu çok saçma. Büyük babam neden işe yaramayan bir şeyi saklamak istesin ki? Belki de bir son kullanma tarihi falan vardır. Benim gitmem gerekiyor. Yemeğe geç kaldım. Ricky. Evet, Ricky konuşuyor. Sanırım işe yarıyor. Şeker, şeker. Evet. Şeker, evet. Kahvaltı yapmayacak mısın? Hayır, gitmem lazım. Ricky. 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 Ricky bekle. Tatlım dinle, bu akşam belediye ile konuşacağım bilim müzesi için. Eğer sen de orada olursan bana destek vermiş olursun, çok sevinirim, tamam mı? Tamam. Yavaş git. Buna inanabiliyor musunuz? Hayır. O kadar şekeri ne yaptın? Bir sürü yedim. Gerçekten çok güzeldi. Kalanını da dolabıma ve yatağın altına sakladım. Bizimkiler sorarlarsa onlara bir yarışmaya katılıp kazandığımı söyleyeceğim. Bunun ne demek olduğunun farkında mısınız? Evet, sonsuz şeker. Dilek kutusu çalışıyor demek. Tekrar karşılaştık ezikliler. Ezik'in çoğulu ezikliler değil, eziklerdir. Kapa çeneni ukala. Sanırım arkadaşınız Ozzy bu sefer sizi kurtaramayacak. İşte buradayız. Üzgünüm, kızlarla kavga etmiyorum. Buna çok üzüldüm. Bunu neden yapıyorsun Seth? Çünkü sizin inekliğinizden ve aptal macera kulübünüzden bıktım. Senden katılmanı isteyen olmadı zaten. Kesinlikle. Kötü şeyler hissetmeye başladım ben. Mert'i? Oh. Merhaba. Korkuttun. Burada ne arıyorsun? Ben de tam bilgisayarımı arıyordum. Evet, Ricky'ye vermiştim ve belki burada bırakmıştır dedim. Muhtemelen odasındadır, ben bulurum. Hayır hayır hayır, önemli değil, hayır hayır. Ben hallederim. Teşekkür ederim tatlım. Önemli değil. Görüşürüz. Evet. Ben bunun büyük ve talihsiz bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Neden bunu yeni bir başlangıç fırsatı olarak görmüyoruz? Bir paket şeker ilginizi çeker miydi acaba?
barış teklifi olarak. Öyle olsun. Bundan kurtulmak için bir planın varsa hemen harekete geçsen iyi olur. Hiçbir fikrim yok benim. Bu kadar dans yeterizlik. Ne yapıyorsun? Hey, beni yere indir. İndir beni. Hey. Bunu sen mi yapıyorsun? Hayır, sen sanmıştın. Ne yapıyorsunuz? İndirin beni. Hey. Hey. Hadi. Gerçekmiş. İndirin beni. Hadi. Umarım bir dilek hakkını kullanmama kızmadınız. Kızmak mı? Bu harikaydı. Bir dakika. Kendi dilek hakkını kullandın. Benim için. Arkadaşlar böyle yapar. Bu şeyi yanımızda taşıyamayız. Çok tehlikeli. Güvende olacağı bir yere bırakmalıyız. Kulüpleri. Merhaba evlat. Sanırım birbirimize yardımcı olabiliriz. Sen de kimsin? İçinde bulunduğun durumu anlayan biri diyelim. Çok fazla arkadaşın yok çünkü bir kabadayı olarak tanınıyorsun ama aslında yanlış anlaşılıp kötü davranılan kişi sensin. Ne hissettiğini biliyorum, bana güven. Ben de senin gibiydim çünkü. Şey, sana yaptıkları şey yüzünden onlardan intikam almak istemez misin? Sana yardımcı olabilirim. Sen iyi misin? İyiyim. Sadece gerilmemeye çalışıyorum. Gayet iyisin. Hiç sorun çıkmayacak. Ricky'yi gördün mü? Hayır ama gelecektir. Merak etme. Peki. Hey, başaracaksın. Teşekkür ederim. Artık başlamalıyım. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Benim adım Jane Young ve Bilim Müzesi'nin müdürüyüm. Öncelikle hepinize burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Çoğunuzun bildiği gibi eğitim sistemimizde birçok büyük kesinti yapıldı ve bilim müzesi gibi bir yeri açık tutmak için gerekli olan sebeplerden bu sadece bir tanesi. Burası çocuklarımızın gelip bir şeyler öğrenebilecekleri, ilham alabilecekleri, bir yandan da eğlenebilecekleri tek yer. Bayan Young. Evet. Başarısız bir kurumu açık tutmanın hiçbir mantığı yok. Şunu da belirtmeliyim. Bu kurum vergisini ödeyen vatandaşlarımızın her yıl yüz binlerce dolarına mal oluyor. Benim planımsa bu iyi insanlara iş imkanı ve gelecek sunacak. Pekala, eğer biraz daha bana... Daha fazla hakkımız olsa neler dileyebileceğimizi düşünsenize. Arka bahçemde bir hız treni olmasını dilerdim. Hayır. Arka bahçemde kendi arabalı sinemam olsun isterdim. Hayır, durun. Arka bahçemde kendi uzay gemim olsun isterdim. Evet, kesinlikle uzay gemisi. Ben bütün notlarım A artı olsun isterdim. Zaten bütün notların A artı. Evet. O zaman Mensa'nın başkanı olmak isterdim. Büyük babamla bir gün daha geçirebilmek isterdim. Sadece bir gün. O harika olurdu. Bu dilek kutusu insana her şeyi verebilecek güçtü. Belki de o kadar iyi bir şey değildir. Ne demek istiyorsun? Şu eski söz neydi? Mutlak güç mutlak felaket getirir. Evet o. Sanırım büyük babamın bunu saklamasının bir nedeni vardı. Katılıyorum. Belki de Ozzy haklıydı. Bunu yerine koyalım. Hey. Biraz mantıklı olalım hadi. Bu dilek kutusuyla her şeyi yapabilirdik. Ama biz ne için kullandık? Şeker ve bir serseriden intikam almak için. İkisi de gayet geçerli ve zorunlu ihtiyaçlar. Mantıklı olalım. Ricky hala dilek hakkını kullanmadı değil mi? Geri vermeden önce kullanmalısın. Yoksa adil olmaz. Tamam. Ama ben bencilce olmayan bir şey dilemek istiyorum. Diğer insanlara yardımı olacak bir şey. Topluma faydalı bir şey. Sıkıcı. Peki tamam, ne olacak? Önceden dediğin gibi, bilim müzesini kurtarmak için kullanabilirsin. Olamaz, bilim müzesi. Ne sevimli bir adamdı, değil mi?
Belediye ona daha yakın görünüyor ama henüz kararlarını vermediler. Hala vaktim var. Bağış yemeği yapılacak. Zor bir ihtimal ama denemek zorundayım. Harikasın. Asla vazgeçmiyorsun. Başka çarem yok. Jane? Michael Langley, beni hatırladın mı? Michael! Sakalsız biraz zor tabii ya. Michael, ne güzel sürpriz. Yıllar oldu. Evet. Nasılsın? Harika, çok iyiyim. Az önce konuşmanı izledim. Harikaydın. Muhteşemdi. İzledin mi acaba? Evet. Harikaydı, değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sen burada ne arıyorsun peki? Ziyarete geldim sadece. Uzun zamandır buralarda değildin. Evet, değil mi? Yani sen artık bilim müzesinin müdürümsün. Yani böyle mi oldu şimdi? Öyleyim. Bu harika bir şey. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de özel tur gibi bir şey arıyordum. Çünkü bilime bayılırım ben. Bunu duyduğuma sevindim. Çok güzel. özür dilerim. Michael, bu Martin. Merhaba, nasılsınız? Evet, tanıştığımızda çok memnun oldum. Ne güzel bir ceket. Şu ceplere baksana. Bir sürü şey saklanır buraya. özür dilerim. Bana biraz izin verir misin? Tabii ki. Seni gördüğüme çok sevindim. Seni görmek çok güzeldi. Çok uzun zaman oldu. Harika. Teşekkür ederim. Görüşürüz Michael. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Tamam. Ben buralardayım. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun sen böyle? Gelemediğim için üzgünüm anne. Bana kızdın mı? Hayır tatlım, kızmadım, hayır. Bir erkek işi için bir çocuğu gönderirsen böyle olur. Hayır, buna hiç gerek yok. Ben hallediyorum dedim sana. Hallediyor musun? Bulabildin mi? Hayır. Yani. Sen de burada olsan çok güzel olurdu. Evde görüşürüz, tamam mı? Yapacak işlerim var. Annemi böyle üzmekten nefret ediyorum. Yani son dileğimizi bilim müzesine kurtarmak için kullanabiliriz. Ama nasıl? $1,000,000 dileyemeyiz ki. Bir yolunu bulacağız. İzimizi bulmuşlar. Ama kim? Görüşürüz dedikler. Kim olacak? Sen. Sence dilek kutusunu biliyor mudur? Bugün parkta olanlardan sonra kesin bir şeylerden şüpheleniyordur. Onu takip edip ne bildiğini öğrenmeliyiz. Ne? Çocuk neredeyse yüzümüzü dağıtacaktı. Ve onu takip etmek mi istiyorsun? Bunun nesi iyi bir fikir oluyor dostum? Beni neden buraya çağırdın? Emirler yağdırıp duramazsın. Ne istiyorsam onu yaparım. Sahibinim ben. Ayrıca biriyle tanışmanı istiyorum. Kim? Yerine geçecek kişi. Aslında bir erkek işi yapmak için bir çocuğa ihtiyacım varmış. Anladığım kadarıyla mafya toplantısı gibi bir şeye benziyor. Ama hiç görmedim. Filmler dışında tabii. Martin burada ne arıyor? Şu da annemle konuşan adam. Peki kim o adam? Bilmiyorum ama görüntüsünü pek sevmedim. Ne yapacaksın? Benim ne yapacağımı boş ver. Sen kaybol. Eğer onu incitecek bir şey yaparsan yemin ederim. Ona bir şey olmasını istemiyorsan yolumdan hemen çekileceksin. Yolumdan çekil. Yolumdan çekil dedim sana. Arabama gitmeye çalışıyorum, yolumdan çekil. Hala yolunda. Şunu keser misin artık? Tamam, bu çok garip. Önce Seth kulüp evini buldu. Sonra da Martin Seth ve tuhaf bir adamla buluştu. Bir şeyler dönüyor. Kesin bir şey var ki kimsenin dilek kutusuna dokunmasına izin veremeyiz çocuklar. Bir fikrim var.
Ozzy, burada mısın? Evet, arka taraftayım. Merhaba. Ozzy, yardımına ihtiyacımız var. Elbette, hizmetinizdeyim. Bir şeye ihtiyacımız var. Peki bu geçen gün konuştuğumuz şeyle ilgili olabilir mi? Evet. Üzgünüm. Seni dinlemeliydik. Ama bize güvenmelisin Ozzy. Söz işleri yoluna koyacağız. Söz mü? Söz. Gerçekten mi? Gerçekten. Çifte çifte serçe parmak sözü. Çifte çifte serçe parmak sözü. Tamam. Sizin için ne yapabilirim? Sağ ol Ozzy. Ayrıca bir şey satın almak istiyorum. Her şey yolunda mı beyler? Evet. Evet. Öyle mi? Bu gece sizi yalnız bıraksam sorun olmaz yani. Yarınki bağış davetine hazırlanmak için bilim müzesine gitmeliyim. Bizi merak etme. Öyle mi? Evet. Ricky? Evet. Tamam. Yemeğin bitince tabağını kaldırırsın değil mi tatlım? Tamam. Görüşürüz anne. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bugün iş nasıldı? İş gayet iyiydi. İş gayet iyiydi. Bugün hiç merkeze inmedin değil mi? Aslında indim. Evini satmak isteyen bir adamla toplantım vardı. Neden? Sebebi yok. Akıllı çocuk. Ne oldu? Konuşmamız gerekiyor. Tamam. Aklında bir şey var mı peki? Sana şunu söylemem gerekiyor. Martin, önemli değil, söyle hadi. Sana şunu söylemek istiyorum. Benim için çok değerlisin. Güzel, güzel. Sen de benim için çok değerlisin. Tamam, güzel. Sen iyi misin? Şu sıralar biraz garip davranıyorsun da. Evet, biliyorum ama ben iyiyim. Gayet iyiyim. Tamam, iyi o zaman. Çok tatlısın. Sonra görüşürüz. Tamam. Tamam, görüşürüz. Tamam. Çok komiksin. Görüşürüz. Merhaba Jane. Bilim de... Bilim, Michael, beni korkuttun. Özür dilerim ben. Burada ne arıyorsun? Bana sözünü verdiğin tur için gelmiştim buraya. Ne diyeceğim Michael, tam kapatmak üzereydi, kusura bakma. Bu harika bir şey, kimse olmayacak mı yani? Ama... Harika. Yemi yuttu. Kulüp evinde buluşalım. Anlaşıldı, geliyorum. Anlaşıldı, orada görüşürüz. İyi
Üzgünüm Michael ama yarın gelsen daha iyi olacak. Aa, yarın gelemem. Sadece bu akşam müsaitim. Her şey yolunda mı Bayan Young? Aa, şey şunu alsana. Hadi bizi çek. Öyle olsun. Tamam. Bu şey, sen iki kelepçeyle mi geziyorsun atlarım? Bu harika. Ve bir şok tabancası. Ha, bu benim için Noel gibi bir şey. Aa, çok sevindim Michael ama... Yakında ne demek istediğimi anlayacaksın. Martin şu an yolda. Çantayı aldığını gördüm. Ah Ricky, çok üzgünüm. Son dileğimizi bilim müzesini kurtarmak için kullanmalıyız. Artık çok geç. Görevim bu kurumu korumak ama ben başarısız oldum. Kendini boşa yorma. Her oyunu kazanamazsın. Bu arada... Evet, bunu ödünç alıyorum. Teşekkür ederim. Burada bir jirosfer olduğu doğru mu acaba? Hadi gidip bakalım. Sen bir yere kaybolma. Bu da siz etiklerin macera kulübü olmadığınızı kanıtlıyor sanırım. Seth, bunu yapma. Sen kötü biri değilsin. Kim öyle dedi ki? Seni kulübümüze dahil etmediğimiz için üzgünüm. Aptal kulübünüzün üyesi olmak istemedim ki. Evet istedin. Ama seni almadık. Ben de bu yüzden özür dilerim. Umurumda değil. Bisikletlerin icabına bak. Boş ver, koşarak gidelim. Durun. Harika bir fikrim var. Langley, ne yaptığını söyler misin? Tren yoluna bağlayamam ki, şehrin diğer ucunda. Ve işte kahramanımız da tam zamanında dar pantolonuyla içeri girer. Pekala, sen kazandın. Bunu al ve buradan kaybol. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Evet, uzun süredir. Açıklamak ister misin acaba? Martin, neler oluyor burada? Aa, evet Martin, neler oluyor? Hadi sen açıkla, çünkü ben bu sahte dilek kutusunu kırmakla meşgulüm bu arada. Cidden, o kadar aptal mıyım sandın? Bu basit numaraya inanacak mıydım? Senden harika bir suçlu olabilirdi aslında. Suçlu mu? Üzgünüm, sana anlatmaya çalıştım. Ne yani? Her şey bir yalandan mı ibaretti? Hayır, hayır, her şey değil. Yemin ederim, bundan sıyrılamayacaksın. Saçmalama, sıyrıldım bile. İlk dileğim ne olacak sanıyorsun? Ne? Bundan sıyrılmak. Ne kadar zekiyim. Benim de huyum bu. Gerçek dilek kutusu sende bile değil. Öyle mi? Tanrım, bu çocuğun zamanlamasına bayılıyorum. Harika. Evet, neyimiz var? Biliyor musun? Penelope o kadar da kötü değilmiş. Güzel. Bay Langley? Evet. Merak ediyordum da, anlaşmanın size düşen kısmını gerçekleştirecek misiniz? Anlaşmanın bana düşen kısmı neymiş? Yardım edersen bana bir dilek hakkı vereceğinizi söylediniz. Hayır, söylemedim. Evet, söyledin. Hayır, söylemedim. Söylemişsem de yalan söylemişim. Bu da sana suç dünyasıyla ilgili iyi bir ders olmuştur. Şimdi kaybol. Siz burada bekleyin. Ben hallederim. Emin misin? Evet. Bu benim dileğim. Bunu benim halletmem gerekiyor. Bol şans. Patla onları Ricky. İşte buradasın. Planımın en önemli parçası. Neden çalışmıyor? Nesi var bunun? Nesi var bu aptal şey? Neden çalışmıyor? Çünkü çok önemli bir ayrıntıyı unuttun. Ricky? Ricky'yi de mi işin içine soktun? Ricky'yi de işin içine mi soktun? Sadece temiz kalplerin dileklerini gerçekleştirir. Hadi ama yapma, temiz kalp mi? Bırakın artık şu peri masalı saçmalıklarını, gerçekten mi? Anne, sen iyi misin?
Evet tatlım, ben iyiyim. Benim hala bir dilek hakkım var. Ve bir anlaşma yapmak istiyorum. Senin için sınırsız dilek hakkı istemeye razıyım. Kutunun tüm kontrolü sende olur. Dikkatli ol Ricky. Sen sus biraz. Şartların nedir? Sadece bir şartım var. Annemi serbest bırakacaksın ve asla peşimizden gelmeyeceksin. Bu iki şart oldu. Bunu iyi düşün. İstediğin her şey sonsuza kadar. Tamam, anlaştık. Ne yazdığını gözlerimle görmeliyim. Anlaştık. Hayır, ben yazdırmak istiyorum. Yani kelime oyunu yapmadığından emin olalım. Ben diliyorum ki Michael Carruthers, Silo'nun, Langley'nin sonsuza kadar sonsuz dilek hakkı olsun. Sonsuza kadar. Ebediyete kadar. E-B-E-D... Biliyorum. Memnun musun? Evet, fazlasıyla. Tamam, hadi çalıştır. Çalıştır şunu, hadi. Önce kelepçelerin anahtarını ver. Hayır, önce dilek, hadi. Beni aptal mı sandın? Hayır, sanmadım. Evet, akıllı bir çocuksun. Hadi. Kaybolan mürekkep. Yine Ozzy bizi kurtardı. O dilek kutusu benim. Dilek kutusu kimseye ait değil. Hiçbir insanın böyle bir gücü olmamalı. Tam da bu yüzden benim olmalı işte. Tanrım, tam da büyük babanın torunlusun sen. Evet, ben büyük babamın torunuyum. Ve bununla gurur duyuyorum. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Sen nasılsın? Sanırım yaşayacağım. İyi misiniz? Çok sevindim. Ben iyi değilim ama. İyi değilim ben. Ben iyi değilim. İşimiz bitmedi. Seninle işimiz daha bitmedi. Çok üzgünüm anne. Neden? Bunu bilim müzesini kurtarmak için kullanabileceğimi fark etmiştim ama... sanırım artık çok geç. Seni hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Hayır Ricky, uğratmadın canım. Benim için dünyada senden daha önemli hiçbir şey yok. Aslında her şey kontrolüm altındaydı. Bakın işte orada memur bey. Harika, polis de geldi. Evet. Konuşmak istediğin son insan olduğumu biliyorum ama senden kendimi açıklamam için bir şans vermeni istiyorum. Anne. Bunu güvenli bir yere kaldırıyorum Bayan Young. Teşekkür ederim Curtis. Aslında ben bir arkeoloğum. Büyük baban gibi Ricky. Aramızdaki fark şu. Ben düzgün insanlar sanıp aslında suçluların arasına karışmışım. Kara borsada antikaları satan insanlar Langley gibi. O da değerli bir şeyi arıyordu. Dilek kutusu. Evet. Bana yapmam gerekenin bir kadına ve oğluna yaklaşmak olduğunu söyledi. Ve her şeyi araştırmamı istedi. Eğer bunu yaparsam beni sonsuza kadar rahat bırakacaktı. Kolay bir iş gibiydi. Ta ki o kadınla tanışana kadar ve oğluyla, ikisine de aşık oldum. İşi batırdın evlat. Şansın da vardı. Daha son sözümü söylemedim Ricky Martin. Seninle içeride görüşürüz, ait olduğun yerde. Jane, beni bekleme tatlım. Muhtemelen ben bir süre ortalıkta olmayacağım. Martin, onu dinleme. Langley sana şantaj yapmış.
hapse girmesi gereken o. Sen değilsin. Ayrıca biz artık bir aileyiz. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Ama ikna etmen gereken kişi ben değilim. Hey, yaptığın harika bir şeydi. Evet, çok iyiydi dostum. Hepimiz yaptık. Takım mücadelesi. Macera kulübü hanesine bir sayı. Pekala. Söyleyeceğin başka bir şey var mı? Hayır. Şunu itiraf edeyim, hiçbir zaman iyi bir suçlu olamadım zaten. Bir baksana bana. Bakın, ben yalnızca size iyi işti demek istiyorum. Özür dilerim. Haklıydınız. Tek istediğim kulübün bir parçası olmaktı. Teşekkür ederiz. Sağ ol, Seth. Biliyor musun? Kulübün bir parçasısın. Sanırım bu sefer yenilgiyi kabul etmek zorundayım. Bilim müzesi için yeterli parayı ay sonuna kadar toplayabilmemin imkanı yok. Bazen bütün dileklerin gerçekleşmez. Öyle söyleme. Gerçek dilekler içten gelenlerdir. Belki gerçekleştirebiliriz. Ne demek istiyorsun? Sanırım büyük babamın bu notla ne demek istediğini anladım. Önce dilek kutusuyla ilgili sanmıştım. Ama değilmiş. Çünkü onlar gerçek dilekler değildi. Gerçek dilekler insanın içinde olur. Onları gerçekleştirmek sana bağlıdır. Anlamıyor musunuz? Bilim müzesini kurtarabiliriz. Evet, herkes dinlesin bakalım. Tek sıra halinde, tek sıra, her şey düzgün bir şekilde işlesin. Şuna bak. Bu harika bir şey. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Güzel. Affedersiniz. Merhaba. Şunu söylemeliyim, bu çok güzel. Tüm bunlar hepsi ilk maceramız sayesinde. Biraz zor oldu ama kesinlikle değildi. Bence de. Bir sorun var. Sonraki maceramız ne olacak peki? Eminim bir şeyler çıkacaktır. Sizler dilek kutusunu ortaya çıkaran çocuklarsınız değil mi? Bu doğru. Bu harikaydı. Sağ olun. Siz kimsiniz? Uluslararası Tarihi Eser Topluluğu adına çalışıyorum. Tüm dünya çapında arkeologlarla çalışıp kayıp eski hazineleri çıkarıyoruz. Yanlış ellere düşmediklerinden emin oluyoruz. Aslında büyük babanla da çalışmıştık. Gerçekten mi? Birileri tanışmamız gerektiğini düşündü. Bu çok güzel. Seni büyük babanın izinden yürürken görmek. Hepinizi. Böyle olmaya devam edin. Sonra konuşalım. Sağ olun. Şuna bakın. Aa, bu çok güzeldi. Acayip güzel. Macera kulübü çok yaşasın. Bam. 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 Zing. 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 Macera kulübü. Sun rolls are cold and dark, but if you can drive
Görüşürüz çocuklar.